Hello, günaydın. Bir Büro'dan hoş geldiniz. Sinan Demir yanımda, Sinan Durmaz yanımda. Kuzenimize sabah kahvaltısına gidiyoruz. Saat 1 oldu ama... Atamı gösteriyorsun sandım, saatmiş. Kahvaltıya gidiyoruz. Mecidiyeköy'de haber verdik, her şeyi sıcak servis etmek istediği için önceden. Çünkü o artık bir yeni gelin. Evini de diziyor bir yandan. Öyle kahvaltıya gidiyoruz, çok açız. Hatta ablam bayılıyordu yolda. Genelde ben bayılırım ama o bayılıyordu. Böyle ayıp. Saçım vardı, fotoğraf çekecektim daha. Rüzgar mı? Gözlerini çıkıp kırmızı. Sinek gibi yapıştı gözlükleri. Saçım mahvoldu. Köpük sürmüştüm 8 gün. Hello. Bu arka planı özlediniz mi? Bir dakika, ışığımı azıcık düzelteyim. Bakın ne yaptım. Sanırım biraz daha saçımı boyayacağız. Şu an bak, hele ki bu işi abla bir gelsene. Şu an saçlarım tam olarak turuncu görünüyor. Şu topuz kısmına bak. Evet. Bu saçı bunlara boyayacağız şimdi. Allah bilir ne olacak bilmiyorum ama hiç önemli değil. Deneyeceğim. Çünkü saçım o kadar çok uzadı ki şu an kuaföre gidersem 5000'den aşağı çıkabilir miyim? En dandik kuaföre bile çıkamam. Yani, o yüzden dedim ki... Posta da yapamaz hiçbir kuaför bence. Aynen. Diyecek ki 3 gün sonra Cila'ya gel, 5 gün sonra şuna gel falan filan. O yüzden bir deneyelim dedim. YouTube'da birkaç video izledik. Güzel mi oluyor? Benim saçıma, benim yüzüme yakışır gibi hissettiren videolarda. O yüzden dedim ki gideyim bir marketten bulabilirsem alayım. Bu arada asıl izlediklerim 12.11 Conesto'nun. Ekstra yoğun küllü sarı yazıyor onlarda. Bu 12.1. Diğeri çok zor bulunuyormuş. Gerçekten de bulamadım. Bunu deneyeceğim. O bir tık daha böyle grimsi, daha yoğundu. Bu biraz daha sarı alt tonlu. Bakalım, göreceğiz. Şimdi karpuzu kim böyle kesti? Yani bak, içini yemişsin de sanki kabuğunu bırakmışsın gibi görünüyor karpuz. Aa, ben öyle kestim. Ne olmuş ama? Birisi dilimleyip üstünden yemiş karpuz. Öyle yani, dün de Kübra'ya gittik. Bu arada çok fazla kalmadık. Ablam birazcık hasta olduğu için. Hızlıdan evimize döndük. Makine temiz mi? Hayır, biz. Fark ettim. Üniversite sınav sonuçları bugün yarın açıklanıyormuş bu arada. O yüzden... Tabi nereye yerleştikleri açıklanıyor şu an. Ben de dedim ki şimdi Haliç kazananlar olacaktır. Bir okula gitmem gerekiyor zaten staj belgesiyle ilgili. Gitmişken size bir okul turu çekeyim. Çünkü Haliç'in yeni kampüsünde çok az video var. Ve hiçbiri detaylı değil. Bu okulun paylaştığı klasik videolar var ya, onlardan var. Diyorum şöyle gideyim detaylı çekeyim. Çünkü bizim tüm... Fakülteler tek bir kampüste toplanmış durumda ve aşırı büyük bir kampüs var. Ben bile ilk yılımda ancak öğrenebildim ne nerede. Biraz karışık. O yüzden böyle bir gelecekler için de ön hazırlık olmuş olur. Merak ettiğiniz şeyleri de muhtemelen anlatırım kendi merak ettiklerimi düşünerek. Tarayınca böyle oldu. Aa, şeyi alayım Tara. Ona ihtiyacımız olacak. Hala. Saçım hem çok uzun hem çok kabarık şu an. Evet. Bir sürü saçım var şu an. Böyle o yüzden... Değil mi? Nasıl yani, renk olarak? Hayır ya, böyle mesela tarayı kullanmıyorsun ya bir tık daha kötü böyle görünüyor. Ama bir tık daha böyle uçlarını mesela jöleyim. Şu bakalım. İki tane aldım o yüzden. Jöleyip yalnız. Bir tanesini karıştırdım az önce. Diğeri şey olmasın diye karıştırmadım. Aa, ilk defa boya yaparken video çekeceğiz. Üzerime daha kullanmayacağımız bir şey giydim. Instagram'da sadece boyaların göründüğü bir story attım az önce. Herkes o kadar büyük bir şok tepkiyle mesaj attı ki. Sonucu şu an herkes bekliyor. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Kötü bir şey çıkarsa herkes çok şok olacak.
Aslında iyi bir şey çıkarsa herkes şok olacak. Bence de. Bence de. Bakalım. Benim de şu an bir beklentim yok. Ama şöyle bir durum var. Saçımın yaklaşık bir yıldan fazla süre olmuştur boyamıyorum ben. Ve de çok fazla da kestirmiyorum. Kendim böyle uçlarından falan alıyordum. O yüzden çok uzadı ve şu an çok doğal hali. Uçlarında bile boya kalmamıştır. Çünkü bayağıdır akıyordur yani diye düşünüyorum. O yüzden şu an fazla doğal. Renginin tutması gerekiyor. Bir de mor şampuan yapacağım. O da bir tık turunculuğunu alırsa okey olur gibi geliyor. Bilmiyorum. Şey 12.1 mi o? 12.1. 11 aradım. Baktığımız 12.11'di. 11 yok. Marketlerde de yok. Sadece Trendyol'da buldum. Onu da beklemek istemedim açıkçası. O yüzden 1 aldım. YouTube'dan bakıyorum şimdi de şu mesela. Dur. Şöyle şuraya bak. İlk kapağına. O 12.1 mi? Evet. Güzel yapmış. Yani işte bende nasıl durur bilmiyorum. Çok fazla insan aynı şeyi yapıp çok farklı sonuçlar alıyor. Muhtemelen ya boyama tarzlarından, bekletme sürelerinden falan da alakalı. Saç tipiyle de alakalı. Benimkinin korktuğum tek yanı daha önce kızla boyadım ya. Evet. Hala onun etkisi var mıdır? Diplerine hiç sürmeden ilk önce bir uçlarına süreceğiz. Yani boylarına komple o dip ana renginin dışına yani şu dört parmaktan aşağısına şuradan süreceğiz. Şuradan bahsediyorsun. Ondan sonra diplerine süreceğiz. Çünkü dipler hem daha koyu olmalı zaten. Yani çok fazla açılmasın. Evet. Çünkü diplerim aşırı doğal, yeni çıkanlar olduğu için buralar direkt sapsarı olabilir. Ki biz şeyi söyledin mi? Bence onu da söyle. Ne? Sadece bu videoyu izleyenler olabilir çünkü. Sen bir süredir o L'Oreal Paris'in evet. Bir tane şurayı bir yere bırakırım, tam ne olduğunu anlatamayacağım. Çünkü bir tane renk açıcı sprey gibi bir şey var. Yaz boyunca ben ondan biraz kullandım. Yani şu aradaki sarı esintilerin sebebi o. Aslında doğal saçım da böyle ama bir anda akmayacağı için böyle ondan kullanarak bir tık daha sararttım saçımı. Şu an o kadar kötü ve yıpranmış görünüyor ki. Muhtemelen bu videoyu şey yapacağım. Senin saçın çok doğal ama şu an. Güzel evet. De yani. Aynası dökülüyor ama. Daha yüksek bir yere koydum. Size daha güzel görünüyor diye düşünüyorum. Aynen böyle duracağım çünkü. Ay bilmiyorum, heyecanlandım kız. Saçım lise 2'den bu yana ilk defa bu kadar uzun. Hatırlıyor musun? Lisedeyken bir ara bir dank edip kestirmiştim. Girmiyor elim. Elim sert mi? Hayır. Nefret ettim şu an, böyle yapamam. Bu şartlar altında yapamam. İçine pudra dökeceğim. Benim pintirek seviyesi. Taraf. Feride. Direkt içine döktüm. Le pudra markamız. Feride kim acaba? Evet. Üretici firma Feride. Evet, Feride paketleme. Sanayi ve ticaret. Feride zengin birisi galiba. Feride aldım. Oh bak, çok kolay girdi. Tamam şimdi. Dipleri sonra yapıyoruz. Aa, sen de üstüne dikkat et abi. Ben böyle yaslanıyorum sana. Aynen. Yaslanma. Nerede? Boyanın tıpacını aç. Altındaki benim şortum. Ona damlarsa ne olacak? Damlatma, sen boyayacaksın. Nasıl açılıyor? Aşağıda ipe kalın var. Kırdım. He, kırılması gerekiyormuş. Dökmememiz lazım. Aşağıya şey ser. Bir şey sileyim havlu. Bence. Aynen. Damlatabilirsin, güvenmedim sana. Bunun havlusu var. Saçlarıma son kez bakıyoruz. Şu altların şeylerinden başlayayım. Üstleri sonra yapayım diyorum. Ne diyorsun? Ablamdan hiç kuaför olmaz diyorum. Bunu küçükken de söylüyordum, hatırlıyor musun? Evet, saçını çekiyorum diye. Evet. Ama böyle bir çekmek yok yani. Küçükken beni mahvediyordu. Lafta saçımı topluyor ama eziyet ediyor yani. O şeyden dolayı. Gittiğim bütün kuaförlerde hep saçım yolunduğu için sanki kuaför olmanın şartı saç yolunduğu. Çeke çeke. Bana da yapıyor bak, çaktırmadan. Yok, şu an acıtmıyorum. Acıtıyorsun, saçım kuru. Hemen de söylenirim. Evinin ışığı çok güzel bu arada. Konuyu değiştirerek stresimi azaltmaya çalışıyorum şu an. Ben 2 paket boya aldım ama bence 2 paket bile tam ıslatmayacak gibi hissediyorum. Tamam, küçükmüş bunlar, baksanıza bu kadar. Burası kalsın reklam gibi bunlar. Saça aşırı hızlı atıyor, konuma bıraktım. Ona yapacak bir şey yok. Bırak efendim. Sarı çok karartmıyor değil mi? Diğeri biraz gri gri oluyordu ama bu o kadar gri olmayacak. Bu bayağı sarı.
12.1 bu. 12.11'in kapağında kadın bildiğiniz kumral, ya kumral değil de grili bir sarı. Bu bildiğiniz platin sarı yani. Kesinlikle istediğim platin sarı değil ama bunu boyayanların saçı benim istediğim gibi oluyor. Pudi bence gitsen. Şurada oturuyor değil mi o? Rahatsız olursa gider herhalde. Şuraların sarısı görünüyordur galiba. L'Oréal Paris'in etkisi. Diplerine fazla sıkmışız. Şuralar daha koyu ama şuralar çok açık. Görme ihtimalin var mı? İzlerken şey görürsün. Aa, niye öyle kötü davrandım? Kuaför moduna gidiyor. Bakın dedim size. Geriye gidiyor. Bir şey diyeceğim. Benim kaz ayaklarım çıkmış. Ben daha 23 yaşındayım. Gözümün yapısından dolayı. Gözümün yapısından değil. Geçen bir fotoğrafta senin çektiğin var ya girişte renklenerken. Görüyorum, gözüm görünmüyor ve yanında 3 tane çizgi var böyle. 23 yaşımda ilk defa böyle garip şeyler görüyorum vücudumda. Mesela 23 yaşıma kadar hiç şatlan falan da olmamıştı. Bu sene oldu. Aniden kilo aldığım içinmiş. Aniden 6 kilo aldın ama bunca yıl almayıp. Evet. Çok ben iyi. Normalde çok yediğimde de kilo almıyordum. Sanırım hem yiyip hem hareketsiz ortamda çalışınca bir anda çok kilo aldım. 6 kilo falan. Ama ya sıkılaşarak aldım. O yüzden iyi ama direkt göbekten aldığımı düşünsene onu. Çok fena olurdu. Biz senin evine video çekecektik, ev turu. Ve onun için evin tadilat sürecinden beri sen video çekiyordun. Onları sildin mi? Silmedim, duruyor. Çekelim ama mi Gül? Ya evde sürekli tadilat çıkıyor, bir şeyler oluyor. O yüzden hiç hazır hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz. Efe abi ve sen mi? Yani şey gibi yapmam yok mu? Kapınızı çalıp Pudi kucağında, Efe abi sen Pudi kapıyı açın böyle bana. Ev turu yapalım birlikte. Merak etmez misiniz? Edersiniz. Çünkü benim ilk yaklaşık 50-60-70 videom bu evde falan yani. Evet, bu evde doğru. Yaşarken. Bir de eski hallerini de çekmeniz evet. Çok iyi oldu. Çünkü burası Kadıköy evi ve eski bir ev. Yani 50 senelik falan bir ev. Beni eskiden takip edenler evin gerçek halini de biliyorlar. O ilk hali falan da biliyor çektiklerimiz dışında. Aynen. Şu an çok başka bir evdeyiz yani. Transformation yaşandı. Aynen. Falan geçti. Kaç dakika geçti? 12 dakika. 12 dakika almış. Saçımla oynuyorsun ya o kadar. Ah! Uykum geldi ki. Burada ben ikinci tüp hazırlayayım sana. Aynen. Çok bekletmeyelim. Tek tüp yetmezmiş ama değil mi? Valla yetebilirmiş. Ya şimdi ilk boyama ya. Bence... Sana bir şey söyleyeceğim. İlk saçma mı? Söyledim, anlaman lazım. Bir tüp kullanıp hani yetecek gibi ya bir tüp. Şu an diğerini hazırlıyorum. Aynen. Açtım bile yani de. Bence ilk olduğu için şu an her yerini bocalayalım. İyice rengi bir gelsin yani. Yarım yamalak olmasın. Rengi açıldıktan sonra ama tek yetermiş bence de. Islattı çünkü her yerini. Ya ben bana sarının yakışacağına çok inanıyorum. Neden biliyor musunuz? Ben durduk yere 1-2 yıl önce kendime röfleli sarılı bir şekilde rüyamda gördüm. Hatırlıyor musun sana bunu anlattığımı? Bir anda evet, uyanıp şok bir şekilde dedim ki oha saçlarımı sarı yapmalıyım, çok yakışıyor bana falan. O zamandan beri cesaret edip de bir türlü yapamadım. Ve bunu kime söylesem aa evet sana yakışır sarı gibi tepki aldım. Altı üstü. Dibi boyamaya başlayalım mı? Başla başla. 17 dakika oldu, biz videoyu açalım. Açılsın. Tamam, okey. Çünkü ben çok koyudan açığa görüntüyü aşırı sevmiyorum. Dip yine her türlü koyu kalır zaten. YouTube'da bir kız gösterdi bana. Instagram'ı da var galiba. Isabel Martin mi? Martex miydi? Öyle, neyse ismini bırakırım düzgün bakıp. Kız o kadar güzel ki. Yani ben insanların iş görünüşüne çok takılmam böyle ama kıza baktığınızda şok oluyorsunuz. Ve vlogları falan var. Çok hani güzel. Abart değil gerçekten kız. Bayağı. Ağzı gözü dudağı yüzü hani
kusursuz bir insan. İlk defa öyle bir insan gördüm. Evet çok güzel kadınlar var ama gerçek anlamda kusursuz. Mesela o kıza çirkin diyebilecek hiçbir insan yok bence. Evet. Acayip bir kız gerçekten, aşırı hoşuma gitti. Fiziği çok güzel. Evet, fiziği zaten modelmiş kız. Fiziği çok güzel. Yüzü apayrı bir güzel. Paylaşacağım yani. Gereksiz övmüyorum. Gerçekten çok güzel. Ben kolay kolay bir insan övdüğümü görmezsin evet. Yani ama. Sen o kızla yeni mi fark ettin? Evet. Ya belki böyle hani Instagram'da falan denk gelip geçmişimdir. Yani. Şoklu diye geçmişimdir kızı. Çünkü çok güzel yani. Normalinin olduğunu hiç düşünmemişimdir. Dudakları falan. Kızın estetiği olmadığına emin misin? Bilmiyorum. Ama zaten 10 yok. 24 yaşında mı? 20 99'da işte 24 ya yaşında. Ya ben kızı takip ettiğimden beri kız o modda. Güzel. Ya belki çok küçük yaşta estetik yaptırmıştır çünkü gerçekten aşırı güzeldi. Kız güzel de olabilir. Çünkü estetik duran hiçbir tarafı yok. Dudağı. Dudağında dolgu olabilir bence. O kadar güzel bir kalınlık olamaz çünkü. Ama onun ruj sürüş tarzı da çok güzel. Yani şu üstteki kavisi kapatıyor. Daha dolgun yapıyor dudağını. Ama gece yatmaya giderken de ruju sürmüyordur herhalde. Kalıcı makyaj vardır belki. Çok yani artık Türkiye'de yok da insanlar doğal kalıcı evet, makyaj yaptırıyorlar. Evet kız, bir de bakım yaparken öyle güzel ışınlar mışınlar bir şeyler kullanıyor ki şok oldum. Çok geriden geliyormuşuz dedim yani. Bakım ve makyaj konusunda. Gerçekten de öyle yani. Şu pozisyondayken çok konuşmak istemiyorum. Keseceğim buraları çünkü. Hello. Hello. Şu an bir tık şey. Dur dışarıda utanırım konuşmaya. Şurada konuşayım. Bir tık renkleri karışık şu an. Çünkü alt tonunda bir 7-8 ton olduğu için. Ama şu an çok hoşuma gitti. Ve kaşlarımı da açtım bu arada. Çok gözümün iyi. Gözümün rengine bak. Gözlerimin rengi ortaya çıktı. Nice. Ben çok gerçekten çok sevdim. Küçük bir makyaj yapacağım. Biraz düzelteceğim. Sonra göstereceğim size tekrar. Ama benim çok hoşuma gitti. İstediğim böyle bir şeydi yani. Renklendim ve hemen size gösteriyorum. Tam olarak istediğim gibi ışıkta, sarı ışıltılı ve karanlıkta. Şu an ışığı kapatıp göstereyim. Karanlıkta daha koyu duran bir renk. Böyle daha ışıl ışıl. Muhtemelen benim şu an alt tonumda çok fazla renk var. Kahverengisi vardı, sarısı vardı falan. O yüzden bir tık geçişli oldu ama o kadar hoşuma gitti ki rengi. Kaşlarımı da açtım bu arada. Size gösterdim Maxim bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Yüzüme çok yakıştırdım ve çok sevdim. Bundan sonra bu renkten devam. Şöyle göstereyim. Her açıda farklı bir renk oluyor. Gerçekten çok güzel. Şu an çok hoşuma gidiyor. Böyle. Vlogu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü bu vlog bu kadar radikal karar yeter. Kapatıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Sizin de hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra diplerini muhtemelen bir ay kadar kullanırım bunu. Diplerine dokunmadan uçlarını bir tık daha açarak artık aynı tonla devam edeceğim. Çünkü istediğim de tam sarı ne de böyle kahve gibi bir şeydi. Tam istediğim oldu gerçekten. O yüzden buradan devam. Yorumlarınızı bekliyorum aşağıya yorumlara. Çok öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.